Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum Ehli Beyt'in olsun. Kıymetli canlar, Cabir ile Gündem Ehli Beyt programına hoş geldiniz. Yine güzel bir cuma akşamı ve yine sizlerle beraberiz. İnancımızı, İslam'ı, İslam tarihini özellikle bu programda konuşmak üzere, inancımızın esaslarını konuşmak üzere ki her programda inancımızı öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz ki öğrendiklerimizi hayatımızda da tatbik edelim ve Allah bizi Ehli Beyt'e takipçi olmaya layık kullardan etsin dualarımızla. Programımızı böyle her zaman sonlandırıyoruz. Gerçekten de daimi duamız budur. O zaten büyük bir şereftir. Ehli Beyt'e layık takipçilerden olabilmek. Allah bizi onlardan etsin diyelim. Bu akşam yine inancımızın özünü anlamaya çalışacağız. Muhammedi İslam'ı, Alevi İslam'ı, bu İslam'ın asıl bizden istediklerini, Allah'ın asıl bizden istediklerini öğrenmeye çalışacağız. Ve bunun karşısında da bizim karşımıza konulan Muhammedi İslam'la alakası olmayan Emeviler, Abbasiler tarafından tahrif edilerek karşımıza İslam olarak bize sunulan tahrif edilmiş inançları diyelim öğrenmeye çalışacağız değerli alimlerimizden. Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli üyeleriyle beraberiz. Değerli hocamız Ahmet Gök, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Ve İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ve Ebelfez Demirtaş hocam, hoş buldum, geldiniz. Teşekkürler. Evet, Ebelfez hocam, isterseniz sizden başlayalım. Tabii. Şöyle başlayalım. Toplum içerisinde bir Müslüman olarak bizim üstümüze düşen görevler nelerdir? Yani birey birey Avrupa'nın bize öğrettiği şeyler, yeni bir dünya modeli var. Herkes ailesinden bağımsız, içinde bulunduğu toplumdan bağımsız. Genellikle herkes kendi çıkarını düşünmekte. Ne yazık ki Avrupa dedik ama bütün İslam dünyası da dahil tüm dünyaya bu sirayet etmiş durumda. Ama bizim bir sorumluluğumuz var. Kendimiz dışında başka insanlara, toplumlara, halklara karşı, içinde bulunduğumuz millete karşı. İslam'ın bu noktada bizden istedikleri nedir? Bir Müslüman olarak bizim toplumumuza karşı sorumluluklarımız, görevlerimiz nelerdir? Buyurun. Bismillah. Evvela Müslümanlık kavramını burada en başta ele aldıktan sonra Müslümanlığın işte kaideleri ve toplumun içerisindeki yeri nedir biraz daha belki iyi anlayabiliriz. Evvela Müslümanlığın kavramını Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi buyurduğu üzere ahlakın çerçeve içerisinde aldığı bütün güzel sıfatların Müslümanım diyen insanların içerisinde bulundurması gerektiğinde noktasında hiç şek ve şüphe yoktur. Bu noktada bizim İslamiyet'e olan yakınlığımız aslında sadece Kur'an'dan ve onun beyancıları olan Ehl-i Beyt aleyhisselam'dan uzaklığımızdan dolayı anlaşılır bir düzeyde değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an ayetinde Hucurat suresinde bir topluluk Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi gelip dedi ki biz iman ettik ve beraberinde ayet nazil oldu ki onlara da ki desinler biz boyun eğdik. İman getirmediniz. Onların imanları kalplerine inmemiştir. Yani mecbur kaldık. Sözlü olarak şifa evet, söyledik ama inanmadık aslında. Boyun eğdik. Ve devamında der ki Allah'a ve peygamberine itaat etmeniz istenilir. Eğer yani Müslümanlık çerçevesi içerisine girmek istiyorsak toplum olarak Allah'ın ve Resulünün ve beraberinde Ehl-i Beyt aleyhisselamın söylediği sözleri hayatımızın bütün alanlarına ne yapmamız gerekiyor? Entegre etmemiz gerekiyor. Lazım. Bu anlamda Müslümanlığı sadece yani Kur'an'dan uzaklık noktası zaten buna sebebiyet vermiştir. Sadece kalıp şeylerle Müslümanlığı biz topluma anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanlığın bütün güzel çehrelerini Kur'an'ın içerisinden ve Ehl-i Beyt'in buyruklarını alabiliriz. Min cümle toplumun içerisindeki İslam'ın o çevreleyeceği, insanları çevrelediği güzelliğini anlayabilmek noktasında Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın bir tane hadisi var ki buna güzel işaret eder. Müslüman toplumuna en faydalı kimsedir. Toplumuna bu faydalı. Topluma en faydalı kimsedir. Nasıl insanlara yardım eden, insanları düşünen, kendisini sadece menfaatlerini düşünüp insanları düşünmeyen bir kimse değildir. Ve beraberinde yine İmam Ali Aleyhisselam'ın söylediği gibi Müslüman güvenilirdir. Müslüman insanların yükselebilmesi için onlar yardım edendir. Toplumdaki şu anki anlaşılmayan nokta şudur ki Müslüman sadece La ilahe illallah ve Muhammedin Resulullah sözünü söyledikten sonra bu çerçevenin içerisine girdiğini
inanmaktadır. Genelde böyledir ama Hazreti Resulullah'ın yanına gelip beyan eden insanların sonrasındaki ayetin içerisinde geçen onlara söyle ki bana ve sana itaat etsinler sözü bunu daha da derin bir noktaya getiriyor. Yani eğer bir Müslüman toplum içerisinde Müslümanlığın bütün cihetlerini kendisinde toparlamak istiyorsa Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'in buyurduğu bütün güzellikleri ne yapması gerekiyor? Uygulaması lazım. Kendi benliğinde oluşturması gerekiyor. Yani sözlü olarak ben Müslümanım demek tamam gereklidir ama yeterli bir şart değildir. Evet. İslam'ın gereğinde toplumsal olarak da yerine getirmemiz lazım. Evet, kesinlikle. Rivayi senetlerden, Ehl-i Beyt'in sözlerinden anlaşılan olay budur ki Müslümanı onlar çünkü Kur'an'ın beyancıları olduğu için en iyi şekilde bize bunu aktarmaktadırlar. Yine İmam Aleyhisselam buyurur ki Allah'a en iyi bendelerdir. Yani Allah'ı anlama noktasında, ona giden yolları derk etme noktasında çaba gösterirler. Yine Hazreti Resulullah'ın bir naklinde geçer ki Müslüman o kimsedir ki en azından haftanın bir günü dahi olsun din noktasındaki cihetleri araştırır. Şimdi Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten uzaklık noktasında bize neyi kaybettiriyor? Müslümanlığın güzel noktalarını, işte ahlakı noktaları, insanlara faydalı olma, insanlara yardım etme noktalarını bizden almasının en büyük sebebi Ehl-i Beyt'e ve Peygamber'e ve uzak olmak. Beraberinde Kur'an'a uzaklığımızdır. Yine Müslümanlığın anlatıları içerisinde Hazreti Resulullah buyurur ki Müslüman güvenilir bir kimsedir. Bugün toplumun içerisindeki algı şöyle bir maalesef diyerek söyleyelim ki Müslümanlık içerisinde olan kimselerin dikkat etmediği ahlaki dünya yüzünden insanlar Müslümanlık toplumundan uzaklaşıyorlar. Ne yazık ki. Ne yazık. Mesela batılı dünyanın Müslüman olmuş insanların sözlerine bakın. Derler ki eğer ben Kur'an okumadan önce eğer Müslümanları tanısaydım Müslüman olmazdım. Buradan şu çıkıyor ki Müslümanlık sıfatlarını, o güzelliklerini yaşamadığımız için topluma bunu verme noktasında da maalesef yeterli çabayı gösteremiyoruz. Yani bu uygulama noktasında dediğiniz gibi asıl uygulama önemli olan nokta ve bizim uygulamada sıkıntımız var. Kesinlikle. Bunu sadece Müslüman olmuş Avrupalılardan değil de kendi içimize baktığımızda da anlayabiliyoruz. Hala zihnimizde ne yazık ki taze o görüntüler. Suriye'de, Irak'ta Allahu Ekber diyerek Müslümanlık şapkasının altında insanların başını kestiler, öldürdüler, evlerini yağmaladılar, gasp maalesef ettiler, zorbalık yaptılar. DAEŞ'ten bahsediyorum. Kesinlikle. Hala oralarda bir şeyler yapmaya çalışan terör örgütlerinden bahsediyorum. Kesinlikle. Afrika'da Boko Haram, Afganistan'da El-Kaide, dünyanın her yerindeki maalesef bu Müslümanlık dairesinde olduğunu söyleyen bu terör örgütleri bahsettiğiniz Müslüman güvenilir kimsedir. Başkaları Müslümandan emandadır. Tam tersine ondan zarar görmez. Anlayışının tam tersini yansıtıyorlar. Maalesef. İslam'ın tam tersini aslında bizlere maalesef ne yazık ki yansıtıyorlar. Maalesef. Yine İmam Aleyhisselam'ın güzel bir beyanatında Müslüman'ın sıfatlarını anlattığında bilgeliğinden bahseder. Müslüman bilgedir, dürüsttür, sadıktır. Kur'an'ı teveccüh ile okur. Yani Kur'an'ın içerisindeki öğretileri düşünerek, fikrederek okur ve onları kendi hayatına ne yapar? Entegre eder. Allah'ın yolunda dost, Allah'ın dostuyla dost, düşmanıyla da düşman olur. Bu anlam da bu noktada çok önemlidir. Ve diğer bir noktası da budur ki İmam Aleyhisselam buyurur, Ehl-i Beyt'i tanıma noktasında, hakkını yerine verme noktasında çaba gösterir. Yani zaten şöyle bir algı var ki eğer bahsettiğiniz örgütlerin zaten beslendiği tabiri caizse ana temel, ana fikirler hiçbir şekilde Ehl-i Beyt aleyhisselamın söylediği sözlerden gelmez. Yani Ehl-i Beyt'in hadisleri içerisinde hiçbir şekilde bu durumlar evet vuku bulmaz. Ya tam bu tersine Ehl-i Beyt takipçileri içerisinden bu terör örgütleri çıkmamıştır. Olmamasının en her büyük zaman sebebi barışçıl taraftadır, ezilen taraftadır Ehl-i Beyt takipçileri ne yazık. Olmamasının en büyük sebebi nedir? Ehl-i Beyt'in insanlığa verdiği kıymettir. Yani insanları kendi düşünce şeyleri yüzünden öldürülmesi, malları canlarının helal bilinmesi noktasında bir beyanatları yoktur. Tam tersinde İslam'ın güzelliklerini topluma anlatabilmek için kendileri eziyet çekmiştir ve güzelliği anlatmışlardır. Kur'an ayetinin yine bir Ankebut suresinde geçtiği üzere eğer biri size kötülükle gelir ise
ona iyilikle davranın, ona iyilikle davrandığınızda görürsünüz ki size sıcak bir dost olur. Bu ayetin yani Müslümanlığı, Müslümanın diyen insanın kendi hayatının bütün alanlarında bunu kullanması gerekirken yalnız bakıyoruz ki Ehl-i Beyt'in hayatında biz bunu görmekteyiz. İnsanlara o kadar güzel ahlakla yaklaşıyorlar ki hatta onlara hakaret eden insanlara dahi güzel üsluplarla ki Allah'ın ayetlerinde bunlar çokça geçmektedir. O azgın olan topluluklara güzel konuşun. Belki onların kalbine Allah'ın rahmeti ne olur? Tecelli eder. Bu noktada da bizim İslam'ı anlatma noktasındaki nagisliğimiz ki sebebi budur ki Ehl-i Beyt'e olan bağlılığımız noktasındaki beyanatlarına uymamız noktasındaki eksikliğimiz sebebiyle bugün İslam dünyasını maalesef IŞİD gibi ve diğer terör örgütleri insanların içerisinde güvenilmez ve terör örgütü olarak göstermektedirler bize maalesef. Evet, evet. Bu arada sizin konuşmanın sırasında seyircilerimizden gelen mesajlar da var. Erzincan'dan Hüseyin Bey yazmış. Onların İslam'ı, DAEŞ'in İslam'ından bahsediyor sanırım. Evet. O konuşma sırasında yazmış olması lazım. Onların İslam'ı, Muaviye'nin İslam'ı bizimki değil demiş. Yine başka bir seyircimizin sorusu, ismini yazmamış, nereden yazdığını yazmamış, sadece soruyu sormuş. Diyor ki, onlarınki hangi İslam peki? Yani bizim İslam'ımızla onların İslam'ı aynı mı demek istiyor? Evet. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Buradan biraz daha açalım, seyircilerimizin sorusu da cevaplanacak şekilde. Ahmet hocam, size soruyu yönelteyim. Hocamın anlattığı İslam olması gereken bütün güzelliklerle dolu, başka insanların bizden emanda olduğu, Müslümanlardan emanda olduğu, Müslümanların başka insanlara sadece fayda verdiği, zarar vermediği, barıştan, hoşgörüden, kardeşlikten, yardımlaşmadan, paylaşmadan, yetimlerin hakkını gözetmekten, bundan yana olan İslam, böyle olması gereken bir Müslümandan bahsetti hocamız. Halbuki çevremizde gördüğümüz, yine az önce konuştuk, yansıtılan İslam aynı değil. Müslümanlık çatısı altında yapılan işler çok farklı. Ne yazık ki terör örgütlerini batıda ilk akla gelen Müslümanlar olarak görüyoruz. Olmaması gerekiyor gerçi. O zaman burada iki farklı İslam mı var? Bir indirilen, bir de uydurulan İslam mı var? Bunu biraz açar mısınız? Buyurun. Öncelikle yayını izleyen seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Konuya indirilen din ve uydurulan din olarak bir soru yönelttiniz. Şimdi burada bizler öncelikle din kavramı yeryüzünde nasıl gelişti? Kısaca buna değinmemiz gerekir. Buyurun. Zira içinde bulunduğumuz, şu anda yaşadığımız, vücut bulduğumuz tabiat aleminden önce yaratılmış bazı alemlerden bu dünyaya gelmiş ve bizlere bu dünyadan sonra da bir hayatın var olduğunu bildiren peygamberler gelmiştir. Peygamberimiz de bu gelen peygamberlerin ve diğer bütün varlıkların ilk yaratılışında yaratılmış ilk varlık, birinci varlık Hazreti Peygamberimizdir. Onun o mübarek nuru ve ruhudur. O yüce alemlerden geliyor tabiat alemine ve insanlara da bu hayatın devamında bir hayat olduğunu, yani ahiret odaklı bir yaşam felsefesi olduğunu bizlere söylüyor. Peygamberimizin getirdiği din, İslam dinine baktığımızda öncelikle insanın ebedi bir varlık olduğunu düşündüğümüzde sadece dünya hayatına bütün yaşamımızı sığdırmamamız gerektiğini görmekteyiz. Yani peygamberimizin bu dünya hayatında sevgi ve merhamet üzere getirdiği bu din ne yazık ki tarihsel bir konudur. Burada tarihe girmemiz gerekecektir. Yani peygamberin getirdiği din yeryüzünde bugün neden uygulanamamaktadır? Evet. Toplumsal olarak neden uygulanamamaktadır? Zira asr-ı saadet dönemine baktığımızda, peygamberimizin yaşadığı döneme baktığımızda ashab namaz vakitlerinde, ibadet vakitlerinde mağazalarının kapılarını kapatmadan ibadethanelerine gidermiş. Yani hırsızlık olmazmış. Suç kavramı ortadan kalkmıştı peygamber döneminde. Yani öyle bir sistem getirmişti ki insanlar artık suç işlememekteydi. Yani din bize bunu
empoze etmektedir, bunu anlatmaktadır. Sevgi ve merhamet üzere kurulu bir din bütün insanların hidayetini ve iyiliğini ister. Bizden sonra, dünyadan sonra ahiretin varlığını eğer insan kendi kalbinde, kendi inançlarında yaşayabilirse bu dünyada suç ve günahtan uzakta duracaktır. Burada ne yazık ki tarihte peygamberin vefatından sonra birinci, ikinci, üçüncü halifeler dönemini de geçtikten sonra dördüncü halife Hazreti Ali döneminde Maviye Şam'da kendisine güç buluyor, orada hükümet kuruyor. Yani Hazreti Ali'nin hilafet, halifelik döneminde ona isyan ediyor. Bugün Ehl-i Sünnet kaynaklarına baktığımızda bütün Ehl-i Sünnet uleması diyor ki eğer sizin yöneticiniz zalim bile olsa ona itaat ediniz. Peygamberden hadisler getiriyorlar. Büyük çoğunluğu. Evet, Şia bu tarafa baktığımızda, Şia'ya baktığımızda diyor ki zamanın imamını tanımadan bir insan vefat ederse cahiliye dönemi üzerine ölmüş olur. Hem Şia'da hem Sünni'de hakime, yöneticiye itaat farz kılınmıştır. Fakat Hazreti Ali'nin halifeliği yetiştiğinde Maviye Şam'da kurduğu o gücün karşısında Hazreti Ali'ye isyan etti. Evet, onu, yani hak halife ise ona itaat etmen lazım. Etmeliydi. Evet. Etmeliydi. Zaten biz Alevi Caferi inancında Hazreti Ali zaten peygamberden sonra birinci hak halifedir, vasidir. Ama bütün Müslümanları kuşatacak şekilde bakarsak da o dönemde zaten şu anki Ehl-i Sünnet çerçevesinden de baksak, Alevi Caferi görüşüyle de baksak o dönemde Hazreti Ali kesinlikle tartışmasız halifeydi, ümmetin herkesin kabul ettiği. Evet. Herkesin kabul ettiği bir önder Maviye buna isyan etti. İsyan ediyor. Ben senin halifeliğini kabul etmiyorum diye ve Sıffın Savaşı dediğimiz 11 bin sahabenin öldüğü İslam tarihinde ne yazık ki kara sayfalardan bir tanesidir, tarihe işlenmiştir. 11 bin sahabe burada bu savaşta ölüyor ve olan verilen zarar yine İslam dünyasına evet. veriliyor. Yani Maviye ne yazık ki ilk ihtilaf savaş. Diyelim, ilk iç savaş, bu büyüklükte ilk savaş ne yazık ki Hazreti Ali ile Maviye arasında gerçekleşiyor. Yani uydurulan dinden kastımız budur. Hazreti Ali peygamberin sünneti ile hareket etti. Yani ahiret odaklı bir din insanlara sunuyordu. Bu dünyanın değersiz olduğu, bu dünyanın geçici olduğu, kendisi bu dünyayı ben üç talakla boşadım diyecek kadar bu dünyadan nefret eden bir insan iken ona isyan eden Maviye Şam'da saraylarda tahtlar üzerinde hizmetkarlarında dünyevi bir yaşamdı, makamsal, dünyevi bir hayat sürmekteydi. Yani hocam burada biraz açmanızı rica edeyim. Tabii dediğinizi şöyle anladım. Muaviye'ninki lüks, şatafat, bir yerde fakirlik, yoksulluk, açlık varken kendisi büyük bir şatafat içerisinde Bizans'ın veya Sasanilerin saraylarını özenerek bir saray yaptırmış. Bir şatafat içerisinde yaşıyor. Bu zaten yanlış ama diğer taraftan olması gereken Hazreti Ali'den örnek verdiğiniz dünyayı tamamen reddetmek, dünya nimetlerini kabul etmemek değil, değil mi? O manada değil. Yani dünyayı amaç edinmemek. Amaç edinmemek, evet. Yani araç olarak göreceğiz, bu dünyayı geçici bir yer olarak görüyoruz ve ebedi bir hayat bizi beklediği için hayat felsefesi, yaşam felsefesi Hazreti Ali'nin çok genişti. Sadece dünyayı görmüyordu. Dünya sonrası ebedi yaşantısına evet. tıpkı peygamber gibi dikkat etmekteydi. Tıpkı ashab gibi dikkat etmekteydi. Fakat Maviye konuya ne yazık ki dünyevi bakmaktaydı. 1800'lü yıllarda William James dediğimiz Amerikalı bir filozof, pragmatizm dediğimiz bir düşünce evet. akımını ortaya çıkarıyor. Yani faydacılık. Evet. Bu dünyada senin faydana ne varsa bu uğurda her şeyi feda edebilirsin. Makyavelist düşüncenin ilerisindedir. Makyavelist düşüncede Makyavel diyordu ki hedefe giden yolda her şey mübahtır. Fakat William diyor ki bir din eğer senin ruhuna faydalı ise, senin psikolojine, ruh haline iyi geliyorsa o dine mensup olabilirsin. Yani burada dini
kendi emellerine alet etme meselesi ilk defa İslam tarihinde pragmatizm Maviye tarafından karşımıza çıkmaktadır. Teorileştiren William James olsa bile da, fakat tabii milattan önce 2000 yıllara dayanan temelleri vardır. Fakat tarih bize bu fikir akımlarını şahıslarda Muaviye'de gösterebiliyor. Canlı evet. Ne yazık ki. Dönem dönem görebiliyoruz. Muaviye pragmatist bir insandı. Kendi faydasına ne var idiyse mutlaka onu kullanmaktaydı. Bir taraftan Bizans'ın baskıları vardı. Bir taraftan dönemin halifesiyle savaşmaktaydı. Bir taraftan da Moğol tehditleri vardı. Yani Muaviye tamamen dünyevi bir hakimiyet, bölgesel bir hakimiyet, toprak bütünlüğünü korumak, topraklarını genişletmek, hakimiyetini genişletmek üzere evet. kurulu bir dini insanlara empoze etti. Fakat Hazreti Ali'nin dini böyle değildi. Yani hükümeti ele geçirmek için isyan çıkarmak, iç savaş çıkarmak, Müslümanların kanını dökmek, haksızlık yapmak, bunların hepsini kabul edebiliyordu. Yeter ki hükümeti ele geçirebilsin. Nihayet zaten saltanata... Hükümetini sürdürebilsin. İşi saltanata götürdü zaten değil mi? Evet. Fakat Hazreti Ali'nin dini bu değildi. Hazreti Ali'nin dini tıpkı peygamberin dediği gibi ben size güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Öyle bir din ki bir bitkiye dahi zarar veremezsiniz. Bir böceğe dahi zarar veremezsiniz. Böyle bir dine sahibiz. Bir insanın kalbini kıran Kabe'yi yıkmış gibidir. İnsana verilen değer dinimizde en yüce makamlardadır. Fakat diğer taraftan yani ne yazık ki Emevi oğullarıyla yani Maviye ile başlayan daha sonraki Yezid'le bu mesele daha da ateşleniyor. Birazdan eğer vaktimiz olsa ona da değineceğim. Emevi oğullarıyla birlikte vahşet ve zulmün bu dine girdiğini görmekteyiz. Peygamberimiz 23 yıllık risaletinde, 23 yıllık döneminde 50 küsür tane savaşa katılmış ve 580 civarı düşman askerlerinden asker öldürülmüş. Fakat bakıyoruz Sıffin Savaşı'nda 11 bin sahabenin ölmesiyle neticelenen bir savaş vardır ki, yani peygamberin ümmeti içerisinde olmuştur bu savaş. Yani peygamberin getirdiği dinle acaba bu uyuşuyor mu? Bütün akıllara bunu sormak gerekir. Evet. Kısaca böyle diyebiliriz. Hakiki din ne yazık ki Emevi oğullarıyla birlikte bozuldu ve onun taraftarlarıyla birlikte günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Evet. Yani baktığımız zaman değerli hocalarımızın konuşmalarından benim anladığım yerine getirmemiz gereken Müslümanlık görevleri sadece bizimle Allah arasında değil, topluma karşı bizim önemli görevlerimiz var ve bunları sadece sözlü olarak değil, uygulamada göstermemiz lazım. Ancak çevremize bir dönüp baktığımızda, İslam toplumuna dışarıdan bir gözle bakmaya çalıştığımızda, görünen şey maalesef bu güzelliklerle dolu İslam değil, Müslüman toplumlarının yaşamından bahsediyorum. İslam'ın özünden değil. Demek ki burada İslam doğru yaşanmamakta. Bu süreci başlatan da hocam anladığım kadarıyla özellikle kırılma noktası Muaviye buradan başlıyor. Emeviler tarafından ilerletiliyor. Emeviler yani, ve Abbasilerle de devam ediyor. Yani saltanat üzere kurulmuş tıpkı bir Bizans gibi, tıpkı bir Roma İmparatorluğu gibi toprak bütünlüğünü koruyacaksın ve genişleyeceksin, gücünü arttıracaksın. Fakat peygamberin getirdiği din kalpleri fethetme üzerineydi. Kalpleri fethedebilirseniz, insanların kalplerini eğer fethedebilirseniz, onların kalplerine İslam'ın güzelliğini anlatabilirseniz, kendileri zaten bu dine geleceklerdir. Fakat bu taraftan Emevilerin dini, yani savaşla öldürerek, zorlayarak ki bugünün devamında bakıyoruz IŞİD gibi terör örgütlerinin temel beslendiği kaynak ne yazık ki bu düşüncedir. Yani bugün Türkiye'de de görmekteyiz. Cübbeli Ahmet Hoca gibi bazı şahsiyetler bugün bakıyoruz ki tıpkı toplumda bir nifaka sebep oluyor. Tıpkı sürekli Maviye ve Yezid gibi İslam ümmeti içerisindeki bu güzel insanlara ihtilaf salıp fitneyle birbirine düşürmek, aralarını bozmak. Yani Siyonizmin ve emperyalizmin maşalığını yapmaktadırlar fakat farkında değillerdir. Belki de farkındadırlar, bilemiyorum. İnşallah öyle değildir de Allah ıslah etsin diyelim. Allah milletimizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine zeval vermesin. Vermeye çalışanlara da
fırsat vermesin. Ha. Ya ıslah etsin ya yok etsin diyelim. Dediğiniz gibi gerçekten hocam kalpleri fethetmektir İslam'da asıl hedef. Savaşla, kanla toprakları fethetmek değil ki zaten özellikle İmam Cafer-i Sadık aklıma gelmekte bunu söylediğinizde. İmam Muhammed Bagır, İmam Cafer-i Sadık. Tam Emevi ve Abbasilerin çatışmasının olduğu dönemde İmam Cafer-i Sadık bir savaşa girişmedi. Hükümeti ele geçirme mücadelesine girişmedi değil mi hocam? İlmi çalışmalarda bulundu. Tam tersine İslami bilimleri ve ilimleri geliştirip İslam'ın dünyadaki bütün her şeye dokunduğunu ispat edebilmek için güzel bir zaman zarfı içerisinde bunu topluma güzel bir şekilde kendi öğrencileri tarafından, hatta simya ilminden, gök ilminden, Kur'ani ilimlerden olsun ve onun dışındaki vesaire ilimleri topluma güzel bir şekilde anlatmaya çalıştı. Bu anlamda hocamın da değindiği bir nokta var ki İmam Aleyhisselam'ın hükümetinin ana temeli insandı. Beni Ümeyye'nin hükümetinin ana temeli kendi zikrettikleri sözlerle şudur. Yani bizler artık bu Hazreti Muhammed'in peygamberlik ettiği din artık bizim elimize düşmüştür. Ve birbirinize pas verin. Birbirinizin elinden eline geçsin ve bunu bırakmayın dışarı çıksın. Bunu söyleyen Muaviye'nin babası Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'dır. Nitekim dediği gibi de belli bir süre gerçekleşmiş. Kesinlikle. Öyle olmuş. Hatta ve hatta durum bu kadar vahimdir ki Kur'an'da işte lanetlenmiş soy noktasında bütün müfessirlerinde icma ettiği bir konuda işte Benu Meyye'nin evlatları, Ebu Sufyan'ın evlatları lanetlenmiş soy içerisine girdiği halde peygamberin sözünü dinlemediği o kadar bir sürü nakiller var ki hatta benim minberimde gördüğünüzde işte onu öldürün ve lanetiyle alakalı bir sürü nakiller ki bu bir sürü kitapta geçmektedir. Bunların var olduğu bir din dünyasında hala maalesef İmam Ali Aleyhisselam gibi bir şahsiyetle Muaviye'yi kıyaslanmaktadır. Evet, aslında bu da başlı başına İmam Ali'ye bir zulümdür değil mi? Kesinlikle. Hazreti Ali ile Muaviye'yi karşı karşıya mukayese ederek anlatmak, Hazreti Ali'yi haklı çıkarsak, Hazreti Ali'yi daha üstün olduğunu söylesek bile kesinlikle o ikisini karşılaştırmak bile İmam Ali'nin İmam kendisine Ali'ye bir zulümdür. Ki nitekim kendisi Nehcül Belaga'da bir yerde işte bu dünya benim makamımı yere indirdi diyerek buna değinmiştir. Evet. Bunların ana sebeplerin hepsi zaten başta söylediğimiz gibi bizim Hazreti Resulullah'ın sözüne dikkat etmediğimiz yüzündendir. Yani ihtilafi konuların çokça kitaplarda geçtiği üzere zaten bunları genelde biliyoruz. Peygamberin sözüne emel etmemiş işte o kırtas hadisinden olsun. Evet. Beraberinde o peygamberden sonraki ihtilaflardan dolayı eğer ümmet orada Ehl-i Beyt'e sarılsaydı kesinlikle biz şu anda da bu durumda olmayacaktık. Usame'nin ordusu hakeza peygamber emrettiği halde buna muhalefet eden bir topluluk toplumun eline düştü maalesef İslam ve İslam anlatımı. Ne yazık. İmam evet. Aleyhisselam gibi bir şahsiyet evinde oturulmaya mecbur bırakıldı ve İslam bunların elinde kalıp İslam'ı insanlara anlatmaya yanlış anlattılar ve bu ihtilaflar çıktı. Kesinlikle. Diyelim şimdi bir reklam arasına gitmemiz lazım. Tabii. Değerli hocalarım kusura bakmayın. Bu arada seyircilerimizden gelen sorular da var. Selamlar var. Birisini okuyayım. Cem TV'ye ve ailesine, Cem TV ailesine demek istiyor. Çok teşekkür ederiz bu güzel programlar için. Ve yine başka mesajlarda hocam sizlere teşekkür etmişler. İsimlerinizi de zikrederek çeşitli şehirlerden isimlerini yazanlar var. Turgutlu'dan yazan var, İzmir'den yazan var, Iğdır'dan yazan var, Adana'dan yazan var. Çeşitli şehirlerden bizleri izleyenler var. Bütün seyircilerimize, selam gönderen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bu mesajlarınızı da okumaya devam edeceğiz. Sorularınız da var. Bu soruları da hocalarıma yönelteceğim. Burada şöyle bir ayrıma geldik. Demek ki artık bu adı koyabiliriz. Muhammedi İslam, Emevi İslam. Bu ayrımla yine devam edeceğiz. Bu soruları soracağız hocalarımıza. Önce bir reklam arası. Evet, kıymetli canlar, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hocalarımızla sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Emevi İslam, Muhammedi İslam, bu ikisi arasındaki farkı, Müslüman olmak neyi gerektirir? Bunları sormaya devam edeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Bu arada ama sizden gelen mesajlar da vardı. En azından bir iki soruyu hocam sizlere yönelteyim.
Bir soruyu açayım. Muaviye zihniyeti şimdi var mı diye bir seyircimiz sormuş. Evet. Aslında temel olarak Muaviye'nin İslam dünyasına bıraktığı temele bakalım ve şu anki zamanımızdaki dini öğretilere bakarsak bunu görürüz. Muaviye kendi zamanında insanları Ehl-i Beyt'ten soyutluyor. Yani onlara minberlerde lanet ettirip onların öğretilerinden geride bırakabilmek için adlarına, İmam Aleyhisselam'ın hatta özellikle adına naizu bile o hırsızdır, o işte insanların malını yer tarzındaki sözleriyle, iftiralarıyla insanları onların anlatacağı dinden soyutluyup kendilerinin anlatacakları, faydalanabilecekleri dini anlatma noktasında kendilerine bir alan açmışlardır. Bu anlamda şu anki dünyamızda da, şu anki zamanda da maalesef Muaviye zihniyetli insanlar bulunmaktadır. Nasıl? Menfaat dünyası içerisinde hakkı gördükleri halde hakkı kabul etme noktasındaki detaylar bunlara ağır geldiği için sürekli Muaviye zihniyeti içerisinde kalmaktadırlar. Yine Ehl-i Beyt'e karşı hakaretvari sözler, onların takipçilerine karşı hakaretvari sözlerin devam etmesinin en büyük sebebi budur. O temeller o zaman içerisinde atıldı çünkü evet. İnsanlar şöyle bakıyor zamanına. Yani eğer bir kimse Muaviye gibi bir kimse eğer kendi zamanında maalesef halife olarak bilinen bir kimse olduğu için kendisini öyle kabul ettirmişti çevresine. Ve buna inanan insanlar da az olmadığı için ve karşı tarafındaki insanı yalanlarıyla, iftiralarıyla tabiri caizse insanların gözünden düşürmüş bir insandır Muaviye. Hatta İmam Aleyhisselam ibadet üzere şehit olduğunda Aleyhisselam böyle bir iş görüyor muydu diye insanların şaşırdığını biz... Hazreti Ali Allah'a kulluk da mı ediyordu, evet. İbadette mi ediyordu diye şüpheye düşüyor insanlar. Kesinlikle. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi onların din anlatımından insanları soyutlayıp kendilerinin söyleyeceği vahşi din. Çünkü bugünün dünyasındaki algıda böyle maalesef. Algıda maalesef böyle. Batıdan İslam'a bakış böyle yani. Onların da beslendiği yani şu anki zaman içerisindeki insanların işte bir şeye ulaşabilmek için her şeyi mubah bilme zihniyeti bugün de maalesef devam etmekte. Bu katliamlardan, bu insanların, Müslümanların izzetini ve şerefini aradan götürmen pahasına işte hükümetleri ele alma, işte insanların malını mülkünü alma noktası da o temelli bir evet. Süreçten geçmiştir. Yani ülkemizde çok şükür bu zihniyeti görmüyoruz. Bütün milletimizin her kesiminde Ehl-i Beyt sevgisinin var olduğunu kesinlikle. Görüyoruz. Bu Anadolu için, Türkiye için, milletimiz için bir şereftir. Çok şükür bizde Muaviye zihniyeti yok. Kesinlikle. Evlerimizde Muaviye ismi yok, Yezid ismi yok. Ehl-i Beyt'e sevgi var bizde. Kesinlikle. Yani lakin örnek vermek gerekirse hocam, siz doğruysa eğer teyit edin, onaylayın. Mesela IŞİD'e, DAEŞ'e baktığımızda, El Nusra'ya baktığımızda, Boko Haram'a baktığımızda, El-Kaide'ye baktığımızda yaptıkları yağmalar, cinayetler, gasplar, gayrimüslim olduğu için milleti öldürüyorlar, işte kendi mezheplerinden olmadığı için katlediyorlar. Maalesef. Hatta kendi anlayışlarında olmadığı için kendi mezhebinden olsa bile onları bile sapıklık içinde görüp dışlıyorlar. İşte bu yine Muaviye zihniyetinin devamı değil mi? Kesinlikle. Çünkü aslı yerden almadıkları din bunlara, ya yani bu tarz insanlara katacakları şey bu vahşilikten başka bir şey değildir. Bu İslam'la alakalı da değil. Kesinlikle değildir. Çok teşekkür ederiz. Yine bir sorum daha olacak. Ahmet Hocam bu soruyu da size yönelteyim. Bir soru açtım hemen. İmam Cafer devlette görev almadıysa Şii fıkhı ve fetva makamında kim vardı demiş. Bu benim söylediğim sözle ilgili sanırım. Seyircimiz daha çok bana sormuş olmalı bunu. Yine hocam size yönelteyim ama kendi açıklamamı da yapayım. Benim kastettiğim orada İmam Cafer-i Sadık'ın hak halife olmaması değil. Ben orada şeyi kastettim. Pratik olarak hükümet gücünü, devlet gücünü ele almak için bir hareket başlatmadı. Bir kıyam hareketi başlatmadı. Hazır Emevilerle Abbasiler birbirine düşmüşken o boşluktan faydalanıp da hükümet gücünü ele geçirmeye çalışmadı. Tabii ki yine Allah'ın hak halifesiydi. İmam Muhammed Bagır da, oğlu İmam Cafer-i Sadık da kendi dönemlerinde döneminin imamıydı. Ancak dediğim gibi bir kıyam hareketi başlatmadılar. Onun yerine bunu o dönemde çok daha fazla ihtiyaç olan ilmi faaliyetleri yaygınlaştırma kesin. Noktasında kullandılar. Bu konuda evet. Söyleyecekleriniz var mı hocam? Buyurun. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Diyor ki insanların çoğuna uyarsan seni yoldan saptırırlar.
Yani Hazreti Cafer Sadık'ın da Medine'de bulunduğu bölgede Ehl-i Beyt'in inancını, Peygamberimizin getirdiği bu dini insanlara tebliğ etmesinde de hiçbir sakınca yoktur. Hakkaniyetine mani olmaz. İlla da bir hükümeti ele geçirip hükümetsel olarak bir dini, bir inancı yayması gerektirmez. Bu böyle değildir. Yani hakkaniyet az bir grubun elinde de olabiliyor yani. Evet. Hükümeti ele geçirmediniz diye siz hakkaniyete sahip değilsiniz diyemezsiniz. Anlamına gelmiyor. Teşekkürler hocam. Şimdi gelelim programımızda normal akışta soracağım soruya. Şunu sormak istiyorum. Konuştuklarımızdan yine öğrenmemiz gereken bir nokta, yine önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bunun. Bizim Müslüman olarak görevimiz sadece bizimle Allah arasındaki bir sorumluluktan ibaret mi? Müslümanlık sadece kul ile Allah arasında mı? Yoksa o kul ile diğerleri arasında da İslam'ın emrettiği çeşitli görevler var mı? Buyurun evet. Hocam. Bizler o zaman eğer soruyu bu kanaldan baktığımızda, yani din sadece dua ve ibadetten ibaret midir? Evet, böyle diyebiliriz, daha iyi olur. Dediğimizde bunu biz üç tane temel kategoride ele alıyoruz. Yani insanoğlu eğer bu dine mensup ise, Müslüman olmuş ise, üç tane sorumluluğu haliyle kendisinde doğmaktadır. Birincisi, Tanrısına karşı sorumluluk, yaratıcısına karşı sorumluluk. Bu da dua ve ibadetten geçer. Yani insan yaratıcının belirlediği zamanlarda ona ibadet etmeli ve ihtiyaçlarını, gereksinimlerini de ondan istemelidir. Ve bu da dua aracılığıyladır. Bu Müslümanlığın bir penceresidir. Diğer bir penceresi de toplumsal bir sorumluluktur. Yani insan eğer kendisinde bir Müslüman sıfatını görüyorsa, toplumsal bir dinin içerisine girdiğini de mutlaka bilmelidir. Hristiyanlıkta ruhbanlık dediğimiz bir olay vardır. Ruhbanlar, rahipler kenara çekilirler. İnzivaya çekilirler. İnzivaya çekilirler. Burada sadece dua ve ibadetle uğraşırlardı. Toplumsal meseleler ilgilendirmezdi. Siyaset ilgilendirmezdi. İnsanlar aç mı, açıkta mı, yardıma muhtaç mı? Yönetim, evet, ilgilendirmezdi. Yani toplumsal hiçbir din yoktu. Fakat İslamiyet böyle değildir. İslamiyet dediğimiz din toplumsal bir dindir. Yani bir toplumun bireyi diğer bir bireyden sorumludur. Komşusu aç yatan bizden değildir diyor Peygamberimiz. 23 sene mücadele etmiş insanlara bu dini anlatmak için. Fakat senin komşunun aç veya aç olmadığını bilmediğin takdirde bu dinden herhangi bir şey anlamadığını bizlere söylüyor. Yani toplumsal bir din olduğunu bizlere anlatıyor. Komşunun sorunları, toplumundaki insanların sorunları, itikadi sorunları, sosyal sorunları, maddi sorunları, bunların tamamında insan mutlaka var olmak zorundadır. İnzivaya çekilen bir dini Allah kabul etmemektedir. Bu aslında programın başında hocamızın dediğine de gelmekte değil mi? Yani sabahtan akşama dur, ibadet et, bir kenara çekil, Allah'a zikret, ibadet et, dua et, Peygamber ve Ehl-i Beyt'ine sürekli salavat getir. Güzel, ama Allah'ın emrettiğini, Peygamber ve Ehl-i Beyt'in yaptıklarını, ki onlar insanlara hizmet etmekteydi, yardım etmekteydi, yoksulun elinden kesinlikle tutmaktaydı, yetimin yardımına koşmaktaydı. Bunları yapma. Böyle Ehl-i Beyt'i takip etmek, böyle Allah'a kulluk, böyle Müslümanlık olmaz yani. Öyle mi hocam? Ne Peygamber'in getirdiği dinde, ne de Peygamber'den sonra bu dinin koruyucularında bu sünnet, bu yol görülmemiştir. Toplumsal olarak yaşamışlardır. İbadethanelere gelmişlerdir. Her bölgede bir ibadethane vardır ve o ibadethanenin kendi ahalisi vardır. İçlerinden bir tanesi gelmediğinde hemen evine giderlerdi. Acaba hasta mıdır, rahatsız mıdır, ne oldu diye bu şahsın evine giderlerdi. Ve bu şahsın halini sorarlardı. Neden gelmedi? Evet, yani bir arada canlar gelin bir olalım diyoruz ya, evet, işte İslam bize bunu söylemektedir. Bu birliği sağlamadığınız takdirde gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirseniz, ömrünüzün sonuna kadar hacca, yaya gidip gelseniz, öyle bir ibadet şeklini Allah kabul etmemektedir.
ben senden sorumluyum, sen de benden sorumlusun. Din bu temel üzerine gelmiştir. Bu yüzden peygamber Medine'ye hicretinden sonra Müslümanlar arasında bir kardeşlik, bir badilik kurdu. Askerde de bunu bize yaparlar. Yani evet, birbirinden bir sorumlusun derler. Başına gelecek bütün meselelerde eğer senin başına bir şey gelse benden evet. sorumlu biliyorlar. Peygamberimiz de bunu yapmıştı. Herkesi birbiriyle kardeş etti. Kendisine de Hazreti Ali'yi kardeş olarak seçmişti ki ben de Ali'den sorumluyum. Ali bendendir. Ben Ali'denim. Ali benim bedenimdeki, siz tamamlayın hocam. Parçadır. Bedenimden bir parçadır diye kendisine de kardeş olarak Hazreti Ali'yi seçmişti. Kardeşlik dini. Evet. Fakat biz burada ne yazık ki reklamlardan önceki konuya biraz dönmek istiyorum. Buyurun hocam. Bir dönem geldi Emeviler döneminde. Öyle bir döneme yetişti ki Maviye Şam'da ihtişamlı mescitler yapmıştı. Öyle büyük mescitlerdi ki insanlar giriyordu oralarda sadece ibadet ve duayla ilgileniyorlardı. Hatta Moğolların saldırısında ki Moğollar saldırıyor Şam'ı yerle bir ediyorlar. Moğolların saldırısında bile giriyorlar mescitlere, ibadethanelere ellerini Allah'a açıp dua ediyorlar. Allah'ım bunların saldırısını bizden def et diye. Yani dinin kırıntıları. O dönemde de doğudan istilalar olmuş herhalde. Dinin kırıntıları kalmıştı. Yani sadece dini Allah'a dua ve ibadet şeklinde. Yani kesinlikle sosyal meselelere karışmayın, siyasete karışmayın. Çünkü siyasete karıştığınız anda o saltanat süren, o halifelerin mutlaka çomak evet. sokacaksınız, mutlaka bir şeyler evet. söyleyeceksiniz ve onların bu saltanatları tehlikeye yani girecek. O bahsettiğimiz inzivadan ibaret olan Müslümanların tamamen münzevi bir hayat yaşamasını isteyen kişi, bu İslam'ı isteyen kişi Muaviye'ydi. Yine Emevi zihniyetidir. Muaviye'den sonra da yine evet. nitekim bizler Muaviye'yi zahirde namaz kılan, oruç tutan bir şahıs olarak tanıyoruz. Fakat Muaviye kendisinden sonra Yezid gibi materyalist düşünceye sahip bir şahsiyeti İslam halifeliğinin başına getirmesiyle kendi iç yüzünü de göstermiş oluyor. Yezid tam manasıyla materyalist bir insandı. Nitekim Kerbela vakasından sonra Hazreti Hüseyin'in başını kesip de Yezid'in sarayına, Yezid'in karşısına getirdiklerinde Yezid'in orada bir cümlesi vardır. Tarihte de sept olmuştur, kayıt olmuştur. Diyor ki şimdi Bedir'de dedelerimin intikamını aldım. Ki Bedir'de savaşan dedeleri putperestlik üzerine peygamberle evet, savaşmışlardı. O savaşta. Lat, Uzza, Menat gibi putlara tapıyorlardı. Irkçılık, kavimcilik ve inançsızlık üzere bir hal üzerindeydi yani, Yezid. Bu şunu gösteriyor ki Yezid aslında o dönemde hala inanmamıştı. Sadece toplumsal bir görev edindiği için, insanların desteğini kaybetmemek için öyle görünüyordu. Hatta belli ki bu şiirleri okuduğuna göre açık açık da millete söyleyip artık utanmadan, sıkılmadan İslam'ın dışında olduğunu sonra, haykırabiliyordu. Kerbela vakasından sonra artık Yezid evet. kendisini de zahir etmişti. Sizin bu saçmalıklarınıza ben inanmamaktayım dedi evet. ve daha sonra Yezid dediğimiz şahıs Kerbela vakasından sonra Mekke'ye saldırıyor. Mekke'de Kabe'ye ateşli mancınıklarla Kabe'ye saldırı yapıyor Yezid'in askerleri. Ve oradaki değerli eşyalar, Hazreti İbrahim'in kurban ettiği koyunun boynuzları da yanmak suretiyle Kabe'nin içi yanıyor. Ve yine tarihin kara sayfalarına ne yazık ki yazılmıştır. Yezid'in askerleri Mekke ahalisine tecavüz etmekteydiler. Ve öyle kötü tecavüzler oldu ki tarih bunları yazmıştır. Bütün İslam tarihçileri de kabul eder. Mekke'de diyor ki bir süre insanlar birbirinden kız alıp verirken artık birbirlerine bir şey sormuyorlardı. Evli bekar herkese tecavüz etmişlerdi. Böyle bir vahşetten, böyle bir olaydan bahsediyoruz. Bu vahşet sırasında da zaten yatağında feci bir şekilde ölmüş olarak bulunuyor değil mi hocam? Evet. Yani bu tür şahsiyetlerin ölümleri elbette kötü olacaktır. Fakat evet. Yezid'in
felsefi düşüncesi, dünya görüşü neydi derseniz materyalisti, evet. Bu dünyanın varoluşunun dışında yani ahirete dair bir inancı yoktu. Burada yaşayacağız, burada ölüp burada da toprak olacağız, evet. Gibi bir inanca sahipti. Hocam buradan yine konumuzun asıl içindeki soruya dönmek istiyorum. Esas soracağım şeylerden birisi. Yine bahsettik, dönüp aynı yere geldik. Emeviler İslam'ı öyle bir tarif etmiş ki şu an artık bu program içerisinde de bunu derk etmiş olduk. Muaviye İslam'ı ve Emevi İslam diye. Hak İslam, İslam'ın özü bir tarafta ama bizim uydurulmuş bir İslam'ı, uydurulmuş inançları daha doğrusu İslam demeyelim yaşıyoruz. O ayrı bir tarafa. Emeviler nasıl bir tahrifat yaptı, bunu nasıl başardı? Emevilerin yaptığı tahrifatları Ebelfez Hocam size sorayım, buyurun. Tabii. Evvela Emeviler Hazreti Resulullah'ın ondan nakgelen sözleri tahrif edip kendilerinde ceali hadis dedikleri, yani hadis yaparak kendilerine uydurdukları hadislerle kendilerini ümmet içerisinde seçkin kimseler, Allah'ın bendeleri, ki bunlardan bir kısmına var ki vahiy katibi olarak işte adlandırıldığı falan vesaire. Muaviye için sık sık söyleniyor, evet. O vahiy katibiydi diye. Evet, kesinlikle. Bununla alakalı da o nakil de yine Sahih Müslim'de işte 1100 sayfada 8409 nolu hadiste bunun ana temeli yazar orada. İşte Ebu Sufyan insanların onunla beraber oturmadığı bir kimseydi. Kimse onunla beraber olmak, işte beraber oturmak istemezdi. Bu durumdan sonra peygamberin yanına gider ve der ki ya Resulallah, benim sana vermek istediğim şeyler var. Bunun karşılığında senden istediğim var. Ceali hadis dediğimiz, yani hadis yaparak İslam dünyasından ana temelleri koparmak işte bu tarz rivayetler sayesinde gerçekleşti. Peygamber'e der ki sana işte zamanın en güzel bayanını vereceğim. Kendi kızından bahseder. Peygamber de kabul eder. Der ki tamam. Karşılığında ne istiyorsun? Muaviye'yi katibin olarak kabul et. Şu vahiy katibi kelimesi gelir ya. Aslında o da vahiy katibi olarak kabul et veyahut da al tarzında bir söz yoktur. Sadece yanında olsun. Yanında yazıcı olsun da yani biz dışlanmış bu kadar dışlanmayalım. Kesinlikle. Ama ya, bunu yani peygamberimiz aslında onların toplumdan bu derece dışlanmaması için, evet. Bir nevi ona iyilik yapıyor. Yani peygamber de bunu kabul ediyor güya. Ve bunu Muaviye zihniyeti zaten birine bir tartışma alanına girdiğinde Muaviye işte vahiy katibidir, ona söz söyleme hakkın yoktur. Evvela katiplere baktığımızda biz yine bu Tarih-i Tebersi kitaplarında geçtiği üzere gayrimüslim insanların da vahiy katibi olduğu yazmaktadır. Müslüman olmayanlar da yazmışlar. Ve bir vahiy katibinin Müslüman olduktan sonra işte dinini değiştirdikten sonra öldüğünde toprağın kabul etmediğini de yine aynı tarihi kaynaklar içerisinde geçmektedir. Yani bize anlatılan şey budur ki, anlatmak istediğim şu ki vahiy katibi dahi olsa ona bir özellik atfetmez. Belki kendi kitaplarında zaten Muaviye'nin böyle bir nakli yoktur. Peygamber'e işte vahiy katibi olarak sunulduğuyla alakalı bir nakil yoktur. Sadece bu vardır. Bu da ona delalet etmez. Ha, bir kaynakta var ama bu da çok sahih, güvenilir bir şey, hadis değil diyorsunuz. Yani sahih, anladım. Ve güvenilir dahi olsa hadisin metninden vahiy katibi meselesi çıkmaz. Ama bunu sürekli ısıtıp sürekli önümüze veriyorlar. Söylüyorlar ki aman Muaviye'ye bir şey söyleyemezsiniz. O hazrettir, radıyallahu anh'tır. Allah ondan razı olsun. Niye? Çünkü o peygamberin yanında oturup vahiy katibinde direkt söyleyerek sanki Allah'la ilişkisi varmış gibi, evet. Böyle farklı bir hava oluşturuyorlar. Kesinlikle. Diğer bir noktalar da şudur ki peygamberi salavatül aleyhi toplum içerisinde öyle bir duruma getirmeye çalışmışlardır ki kendi kötülüklerini örtebilmek adına. Yine bazı yazdıkları, yalan yanlış yazdıkları rivayetlerde peygamberin lanetinin işte aslında rahmet olduğuna delalet eden sözler söylemişlerdir. Neden? Peygamberin dilinden lanetlenmiş kimselerin aslında lanetli değil de Allah'ın Resulü'nün onlara rahmet dilediğini söylemek. Hadis nedir? Hadis şudur. Peygamber bir gün minberden indikten sonra halk ona çok büyük bir muhabbetten işte abasından elinden öperler. Kapıyı hanımı açar, içeri girer. İçeri girdikten sonra hanımı şunu duyar peygamberden. İşte ben bu topluluktan bıktım. Yani sürekli beni sıkan, işte sürekli benim etrafımda olan bu topluluktan bıktım. Ve hanımı peygamberi uyarır.
Der ki ey Resulallah, sen ashabına karşı acaba bir eksiklikte bulunmadın mı? Bu tarz rivayetlerle Peygamber salavatullahi aleyhim makamını aşağı indirip aslında kendi kötü dünyalarını kapatabilmek için bu tarz söylemlerle... Ya bu hadisler yanlış anlaşılmasın seyircilerimiz tarafından. Emevilerin uydurduğu hadislerdir diyorsunuz. Kesinlikle. Peygamber'e yalan isnat ederek bu tarz hadislere peygamberin aslında normal bir insan olduğu, çünkü Kur'an esasına göre baktığımızda مَا يَنْتِقُ لَنِ الْهَوَى kendisine hiçbir şey söylemez ve kendisine hiçbir şeyi aktarmaz denilen bir peygambere hata yapabilir, bunlar nispet veriyorlar. Neden? Peygamberi eksik olarak gösterip kendilerinin eksikliklerine, bakın biz eksikliğimiz var ise peygamber de böyleydi diyebilmek adına bu tarz hadisleri toplum içerisinde yaydılar ki bunların sebebidir ki insanlar işte bir tartışma konusuna geldiğinde işte bunlar vahiy katibidir, işte vahiyde onlara selam göndermiştir, sabah göndermiştir, onlara muhabbeti vardır tazındaki yalan rivayetlerle peygamberin ve ehli beytinin hakkaniyetini maalesef gizlemeye çalışmışlardır. Evet. Yani zaten burada bir hata olduğunu görüyoruz programımızın sonunda. Son olarak bunu da hocalarım sizlere sormuş olayım. Benim aklıma takılan bir şeydir. Çünkü Hazreti Ali ile Muaviye karşı karşıya gelmiş. Daha doğrusu şöyle diyelim. Muaviye hadsiz bir şekilde İslam'a zarar verecek şekilde dönemin hak halifesine, imamına isyan etmiş. Evet. İsyan ederek bir savaş çıkarmış. Müslümanlar ölmüş. Ve daha da ötesi minberlerde Müslümanların her zaman toplandığı her mekanda, her toplanma zamanında Ehl-i Beyt'e lanet okuturmuş. Ve bunu bir Emevi geleneği haline getirmiş değil maalesef mi? Hükümdar Abdülaziz'e kadardı sanırım. Evet. Şimdi böyle baktığımızda, bunu söylediğimizde bazen diyorlar ki ya o da sahabeydi, o da sahabeydi. Hazreti Ali doğru bir şekilde içtihat etti. İki sevap aldı. Muaviye içtihat etti ama yanlış oldu. İçtihat ettiği için bir sevap aldı. Burada bir mantık hatası yok mu hocam? Bu sözü de sizden alayım, sonra programımızı kapatalım. Yani içtihat makamında görmemiz yanlıştır. Zira içtihat makamı peygamberimizden sonra zaten Ehl-i Beyt'e bırakılmıştı. Benim Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur. Benden sonra Ehl-i Beyt'ten sorun. Size iki değerli emanet bırakıyorum, Kur'an ve Ehl-i Beyt gibi. Peygamberimizden gelen yüzlerce hadis vardır ki içtihat makamını peygamber bırakmamıştır ki içtihat edebilesiniz. Muaviye ki içtihadın çok ötesine geçmiştir. Yani savaşmıştır. Hazreti Ali'ye kendi minberlerinde yaklaşık olarak 100 yıl boyunca lanet okutmuştur. Yani cuma hutbelerinde lanet okutmuşlar, ibadethanelerinde lanet okutmuşlar. Hangi din lanet dinidir? Peygamberimizin getirdiği din böyle miydi? Peygamberimiz rahmetle gelmişti. Hele ki Ehl-i Beyt'e. Hele ki peygamberimizin kendi ailesi. Peygamberimizin kendi gözünün nuru. Evet. Bu insanlara sizler minberlerinizde lanet okutacaksınız. Bu çelişkidir yani. Ve Muaviye dediğimiz şahısla, madem konu Muaviye ile kapanacak, son bir tarihin yine kaydettiği bir sözü söyleyeyim. Kısaca alalım hocam, buyurun. Günümüzde 25. kare dediğimiz bir olay vardır. Televizyonlarda insanların bilinçaltına işledikleri. 25. kareyi Muaviye Şam sokaklarında civcivleri renkli boyalarla boyatırlardı. Gider çocuklara hediye olarak verirlerdi. Diyorlardı ki bunları size Muaviye hediye etmiştir. Ve insan, çocuklar sevinirdir. Çocuklar seviniyor ve Muaviye'ye sevgi muhabbet besliyor. Diyor ki tarihçiler, Muaviye kendi adamlarını gönderiyor. Bu civcivleri öldürüyorlar. O dönemki evler bahçeliydi. Bahçelere atıyorlar. Çocuklar sabah kalkıyor. Civcivlerimiz ne oldu? Haber salıyor. Diyor ki Ali onları gece geldi öldürdü. Ve bu tarihte yazılıdır. İmam Ali düşmanlığı. Evet, yani çocukların kalbine 25. kareyi o zamandan Muaviye işlemiştir ki Ali'ye düşman büyüsünler. Çok şükür ki bu kare bizim milletimize, ülkemize sirayet etmemiş. Çok Allah Ehl-i Beyt sevgisini ülkemizde ve bütün Müslümanlarda daim etsin diyelim. Son bir sözünüzle de sizin hocam kapatalım, buyurun. Evet, ben de yine hocamın değindiği üzere İmam Ali Aleyhisselam'ın hakkını yiyen Muaviye zihniyetini kendi onların nakil kitaplarında eğer zahmet çekip eğer okurlarsa aradaki uçurumu göreceklerdir. İmam Ali Aleyhisselam'ın adalet dünyasını ve Muaviye'nin İslam dünyasına bıraktığı o kara sayfaları net bir şekilde göreceklerdir. İnşallah
Bugün de duası bu olsun ki bizlere Ehl-i Beyt'in onların kapısından ve hakkaniyetle onları savunan kimselerden kara kılsın inşallah her zaman. Evet, çok teşekkür ederiz değerli hocalarım. Caferi Alimler Birliği'nin çok değerli üyeleri Ahmet Gök hocamız, Ebel Fez Demirdaş hocamız. Rahatsız ettik, yorduk sizi. Sizlerden çok kıymetli bilgiler aldık. Sağ olun. Ve yine kıymetli seyircilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok fazla mesaj geldi. Onu da zikredelim. Sizlere teşekkür edenler var. Cem TV ailesine teşekkür sunuyoruz. Edenler var. Selamlar olsun. Hepsine. Teşekkür ederiz. Bütün seyircilerimizi buradan selamlıyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz ki her cuma akşamı bizlerle beraber Cem TV ekranlarında olup bizi yalnız bırakmıyorlar. Haftaya yine cuma akşamı sizlerle beraber olmak, Cem TV ekranlarında buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın.